Şimdi Bursa'da çok önemli bir toplantı oldu. Toplantının en büyük, en önemli yeri işte Bursa'da bugün Türkiye Dünya Asker Türkler Birliği'nin DATÜB temsilciliği oluştu. Bugün bu tarihi bir gün, çünkü bugüne kadar Türkiye boyunca DATÜB'ün temsilciliği yokuydu. DATÜB'ü temsil eden kişiler var idi ama bir kuruluş, bir organizasyon yokuydu. Ona göre bugün biz burada hem Türkiye boyunca Dünya Asker Türkler Birliği temsilciliğini kurduk, hem de özellikle Bursa bölgesinin de gene de burada hem başkanını atama olarak belli ettik, hem de onun yardımcılarını Bursa yönetimini de oluşturduk. Bunu demek isterim. İşte bu bizim buraya geldiğimizin en büyük isteğimiz ve amacımız budu. İkinci sorumuz, biz genelde bu oluşan temsilcilikle çok büyük işlerimiz var. Şimdi bugüne kadar Dünya Asker Türkler Birliği bilirsiniz 8 senedir, 9 senedir faaliyettedir. Bu arada çok başarılı, çok güzel işler yaptık. Özellikle bizim vatandan dönüş meselesinde, Gürcistan'a dönüş meselesinde biz haklarımızı, bize, bizim millete olduğu o zamanında böyle nasıl diyorlar, haksız sürgüne uğradığımızın şeylerini hukuki olarak biz hem Türkiye devletimizin desteğinden hem Avrupa Konseyi'nin desteğinden biz bazı şeyleri kazandık bugüne kadar ve göçü Gürcistan'a başlattık. Özellikle Akska bölgesine, Gürcistan'a bu konuda DATÜB olarak biz 45 tane ev aldık. Her zaman böyle göç düşüncesinden orada yaşamasınlar. Valizlerini böyle toplayıp evin kenarına koyup düşünmesinler ki biz eninde sonunda buradan gideceğiz. Biz isterik ki Allah'a şükür yaşadığı bölgeler, ister Kazakistan olsun, ister Rusya olsun, ister Ukrayna olsun, ister Amerika olsun, o bölgeler çok güzel bölgeler, verimli bölgeler, imkanı çok olan bölgeler. Biz isterik ki onlar orada köklensinler, yaşasınlar, çocuklarını okutsunlar, iç adamı olsunlar, politikacı olsunlar, siyasete girsinler, ne bileyim devlet memurları olsunlar. Biz isterik ki biz o bölgelerde de bizim millete yardım ederiz. Yardımın en büyüğü de gençlerimizi okutmak, çocuklarımızı okutmak. Biz bugün dünyanın her yerinden en azından Türkiye devletimizin desteğiyle, yardımıyla 253 çocuğumuzu getirir Türkiye'de okuduruk. Ondan başka da özel üniversiteler var. Özel DATÜB'le üniversitelerin anlaşması var. En azından 253 çocuk da bu yolda gelip burada Türkiye'de eğitim alıyor. Biz mesela Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Rusya'da, oradaki yerel üniversitelerde de çocuklarımıza burs vererek okuduruk. Okul açtık Türkiye devletimizin desteğiyle mesela Kazakistan'da. Orada bizim fakir ailelerin çocuklarını orada alıp eğitim verip okuduruk. Ondan sonra üniversiteye kadar onların peşinde her zaman, nasıl diyorlar, onlar bizim kontrolümüzün altında. Tam üniversiteyi bitirip iş bulana kadar biz onları kontrol yapıyoruz. Kısaca diyen de bu yakında bilirsiniz hac zamanıydı. Bu sene biz 45 kişi dünyanın farklı yerlerinden, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Gürcistan'dan haca gönderdik. Bizim Allah yolunda, Allah'a şükür bütün Aksakallar, bütün bizim çok dine düşkün insanlardılar. Ama gerçekten hac yapmak isteyen ama onların maddi durumu kötü olanlara biz onlara da imkan yaratırız. Onları haca gönderirik. Biz öğretmenlerimizi okuduruz. Biz sporcularımıza destek veririk. Biz spor okulları açıyoruz. Spor salonları açıyoruz. Sırf son bir yılın içinde hem Antalya'da, hem Bursa'da, hem Erzincan'da, hem Kazakistan'ın farklı yerlerinde spor salonları Aksakallar için açtık.
işimiz doğrusunu yanında kısaca diyen de çok Allah'a şükür. Yapacak işler daha çok. İnşallah Allah birinci devletimize yardım etsin. Türkiye devletimiz daima daha güçlü olsun. Allah Cumhurbaşkanımızı Allah ona güç kuvvet versin. Allah üstünde olsun. Allah bütün Türkiye'deki yöneticilere ben sabırla işlerini daha güzel yapmasını Allah'tan arzu ederim. Öyle de bizim Aksakallara Allah bütün insanların sonunu hayır etsin. İnşallah bizim Aksakalların da Allah sonunu hayır etsin. İnşallah istediği gibi, istediği yerde güzel hayat yaşasınlar. Biz de Dünya Aksakal Türkler Birliği olarak her zaman onların yanındayız, her zaman onların arkasındayız. Bize bir alo demek yeter. Ona göre çok sağ olun. Size de özellikle teşekkür ederim. Çünkü siz Bursa Televizyon Kanalı olarak sizin çok güzel yöneticileriniz var, başkanınız var. Onlara özellikle teşekkür etmek isterim. Neden? Yakından bizim problemlerle ilgilenirsiniz. Allah sizden razı olsun. Sizin işlerinizde de başarılar dilerim. Çok sağ olun. Biz bunu bütün ölçüp biçerek ben isterim iki kişiyi sizin önünüze sunmak olacak. Birisi başkan yardımcısı olacak. Bu eğer benim